bakılmış. Adı Bahtiyar, suçusa salmakmış. Öğrendiğim kadar yer bakılmış. Adı Bahtiyar, suçusa salmakmış. Öğrendiğim kadar geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar. Yarattığım yerine kalan sazı kadar geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar. Yarattığım yerine kalan sazı kadar beni tesaldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsın? Evet arkadaşlar, NSM Karavan YouTube kanalına hoş geldiniz. NSM Karavan ailesi olarak herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Tabii siz hangi gün izliyorsunuz bilmiyorum. Şimdi bu aracımızda karkasla yalıtım işlemlerini anlatmıştım, göstermiştim. Şimdi derisini yaptık. Şöyle göstereyim. Arka kapılarını kapattık. Bazı yerlerde şu kapı açma mekanizmasını koymuyorlar. Dümdüz yapıyorlar orayı ama biz koymayı tercih ediyoruz. Ha, buradan yatak geliyor, kapatıyor ama yine de malzemesi üstünde kalsın. Yarın öbür gün neyin ne olacağı belli olmaz. Yanları derileme işlemi bitti. Klimanın bu tarafını da kapattık. Arkası da bu şekilde. Şimdi bir tek bu altı kaldı sadece. Ondan sonra bu aracımızın deriyle alakalı işleri bitiyor. Çerçeveleri de biz (gülüyor) 8 milim kavak kontraplan üstüne çam kaplama yaptık. Bu şekilde daha kolay oluyor. Öbür türlü ahşabı kare kestiğimiz zaman tek parça yapmak istersek eğer çok zayiat veriyor. Bu kavak kontraplan üstüne deriyi yapıştırdığımız malzemenin aynısıyla bu kaplamayı yapıştırabiliyoruz. Bu şekilde de güzel bir sonuç alıyor. Henüz vernikle değil, daha vernik atacağız. Cam çerçevelerini yaptık içlerini. Buraya zaten sineklik geliyor. Yine önceki videolarda da söylemiştim. Cam açılır, cam yok. Hala bekliyoruz. Tedarikçimiz de bulamıyor. Geldiğinde değiştireceğiz. Burası da yine bu şekilde. Çerçevesini oluşturduk. Yine vernik atılacak. İçine sineklik geliyor. 3'er santimde sinekliğin payını biz kapatmış oluyoruz buralardan. Sürgülü kapımızı da yaptık. Sürgülü kapının bu kendi malzemesi. Şu dişleri kısa olduğu için bu ahşap kullandığımız, kavak kullandığımızda ona sürtüyor, zarar veriyor. Biz de kendi malzemesini kullandık. Ama üstü 8 milim kavak kontraplak. İçi de bu şekilde. Yine buraya da sineklik gelecek. Bu cam da değişecek bu arada. Şimdi burada kalan işlemimiz bu altını yapacağız. Ve lambire geçeceğiz. Lambirleri bitirdikten sonra parke. Parkeden sonra da yine burası bu şekilde yanlarını yapacağız. Karşı tarafı da yaptık. Orayı beyaza boyadık. Onun yerine vidalayacağız. Televizyon şurada köşede olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine cam heki olacak. Yanlarında led olacak. Onu da uygulayacağız. Şimdilik bu kadar. Yine yapım aşamalarını atacağım. Diğer araçlarımız var. Bu iki araç aynı anda devam ediyoruz ona. Onu da hemen göstereyim. Bu aracımız da bu şekilde. Aynısı. Bunu da vida yerlerini macunlayıp dirileme işlemine geçeceğiz. Ona yaptığımız işlemlerin aynısını buna da yapacağız. Şimdi bir aracımız daha geldi. Muhammed ustamız şu anda beni onu söküyor. Araç bu şekilde. Bu aracımızın da elektrik işlemleri var. Dün buralarına cam yeri açtık. Buralara telefon koyulacakmış. İşte telefon, kitap vesaire.
Müşterimiz özel istedi. Bu şekilde. Bu camlar değişecek. Açılır cam olacak. Önceden biz yalıtım yapıp kapatmıştık. Siyah film, koyu film çekildi. Ondan sonra biz yalıtım yaptık, kapatmıştık. Burada cam yeri açık değildi. Sonradan değiştirdik, müşterimiz öyle istedi, o şekilde istedi. Bunda da işte elektrik tesisatı bittiğinde bu da hazır olacak. Şimdilik bu aracımızdan göstereceklerim bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Lütfen bana destek için kanalıma abone olup videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.